Herkese selamlar. Başakşehir Galatasaray maçı sonrası spor manşet programında Cem Dizdar yorumlarıyla birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Siz genel anlamda nasıl buldunuz maçı? Genel anlamda belki Uğur'un söylediği yani pragmatik oynamış şey Başakşehir ama hocası pek de öyle söylememiş ama sonuçta o olmuş. Yani beraberlik oynamışlar. Öyle anladım. Hı hı. Hem yazardan hem hocadan. Niye olduğunu anlamadım ama. Hı hı. Yani bir şey bir şey yapılabilecekken niye o yapılmamış da öteki yapılmış onu kavrayamadım. Yani o doğru bir şey mi? Yapabiliyorsa niye Yapabiliyorsa sahaya yansıtamadın? Yaparsın yani. yapabileceğim varsa yaparsın. şimdi O, o yapılamamış. Bir 10-15 dakika oynamış başta. ikinci devre bir 10-15 dakika oynamış. Sonra oynayamamış. Ya da oynamamış. Şimdi biz şöyle düşünüyoruz yani ifadeler tanımlamalar o kadar hani birbiriyle çelişik ki yani Galatasaray mı iyi oynadı, Başakşehir mi pratik oynadı ve beraberliği oynadı onları yorumlardan anlayamıyoruz. Ortada Biz de kalıyor. mecburen sahaya bakıyoruz. Ortada kalıyoruz. Galatasaray dün akşam oynanan maçta sadece maçın ilk 10 dakika hariç tüm maçta harika bir oyun ortaya koydu. O kadar eksiğine rağmen Fatih Terim de maç sonrası yaptığı açıklamada bu oyundan dolayı çok sevinçliyim. Belki şampiyonluğu kaybettik ama takımımız sahada ne kadar mücadele ettiğini görmek beni gerçekten onurlandırdı açıklamasını yapmıştı. Dün akşam oynanan oyun benim de çok hoşuma gitti belki şampiyonluğu kaybettik ama inanın hiç üzülmedim. Bu oyun beni mutlu etti. Yani Tam tersine oldu. Galatasaray'da Falcao oyun düzenini bozuyordu bence. Dün daha iyi oynadı Galatasaray Falcao'suz. Kimdir o Onyekuru ve Belhanda daha etkili olmalı. Erdal Öztürk. Evet. Yani ben 16 ben maç, bu 16. 16. Daha zaten. Kaçırdı 16. maçmış. Ben bu bakışına daha yakın kimse. daha iyi diyorsunuz. Falcao'suz demiyorum. Bu tip bu tip oyun. Falcao'yu da böyle oynatıp maya ikna edersen, böyle oynatırsan bir tane de yanına gol şeyi seçeneği koyarsın. Ama öyle sadece bekleyen oyuncu, önde bekleyen oyuncu gibi oynarsan olmadığını görüyorsun. Peki. Ve mesela bu oyunu niye bu kadar beğendin? Çünkü o demin anlattığım önde Falcao ile takım arasındaki alan mesafe, mesafe, yok. O mesafe yok. Emre içeri giriyor. Orta saha oyuncusu gibi oynuyor. Emre ile birlikte gidiyorsun. Yani diyelim ki onu Sanford gibi oynatıyorsun. Takım Emre ile birlikte hareket ediyor. Geri kalanı yani onun arkasındakiler. Bu da takıma bir olumluluk katıyor. Hı hı. Ve böylece de belki şeyin Okan Buru'nun söylediği. Biz blokların arasında top aldık dediği şeyler oluyor. Çünkü onlar marifetliler. Artık yani duvar pasıyla adam geçmeyi de ve blok say, saymıyorsak, çalım atmayı da blok saymıyorsak ya da sayıyorsak çünkü ben orada anlatılanları çok anlayacak kadar o ter... Başakşehir Galatasaray maçında forvetimiz olmadığı için 4-6-0 sistemiyle oynadık. Aslında bu sistem Fatih Terim'e çok da uzak bir sistem değildi. Milli takım da forvet oynamadığı zamanlarda bu sistemi sürekli deniyordu. Dün akşam da öyle yaptı. Forvetsiz bir oyun oynadık. Gayet de göze hoş gelen bir sistem. Pas trafiğini elde tutarak hiç havadan top oynamayarak sürekli yerden ve hızlı oyun oynadık. Böylelikle Galatasaray'ımızın eline bir koz daha oldu. Forvetsiz oyun. Programa gelen soruda acaba Galatasaray Falcao olmadan daha mı iyi oynuyor sorusu vardı. Bu konuda sizin fikriniz nedir? Galatasaray Falcao olmadan sizce daha mı iyi oynuyor? Onyekuru'ya eleştiriler olduğunu gördüm. Maç sırasında ve maç sonrasında pandemi sonrası en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Çok fırsat kaçırıyor İşte eskisi gibi depar yok, çalım yok, bulduğu pozisyonları harcıyor diye. Olabilir bir şey söyleyemem onu. Ama yani zaten bu kadar eksiği olan bir takımda organizasyon şeması bu maça özgü bambaşka olan bir takımda Onyekur bunları yapamadı diyorsan bu maça göre olmaz. Geçen maçlara göre diyorsan girdik takım tarafından sokulduğu pozisyon sayılarını karşılaştırmak lazım. Yani futbolu o, tek bir oyuncu e, merkezde açıklamaya çalışmaktan ben öteden beri hoşlanmam. Onu an, yani bir takımı anlamaya çalışıyorsan mesela Falcao'nun varlığında takım nasıl oynuyorla Falcao'nun yokluğunda takım nasıl oynuyor. Hani Orada Falcao iyidir, kötüdür, ondur, sıfırdır, birdir, üçtür demiyorsun. Falcao'lu takım nasıl bir şey? Falcao'lu takım nasıl bir şey gibi? Yani Onyekuru oynayamadı mı? O takım niye oynayamadı? Yani niye onu pozisyona atamadı? Attı bir pozisyona biraz da. Yani ülkenin en iyi kalitesine denk geldi. Atıyordu yani o gol. Değil mi Mert çıktı, çaprazdan kurtardı. Belki öbür ayağıyla bu, bu, vursa, bu, bu işte. yani bir diğer, diğer ayağıyla vursa bu, bu mu? Bu bu böyle o ayağını... Emre'ninki, o ki Emrah Baba'yı diyorum ben. Ders yok. Onye kuru diyorum. diğer tarafta onye. Ferri onye kuru. Pandemi sonrası adam komple değişmiş resmen. Her maç en az 2-3 tane çok net pozisyonları harcıyor. Bileklerine çok hakim birisi değil. Onu zaten en başta biliyorduk. Ama bu kadar çok fazla gol kaçırması Galatasaray'ın galibiyetini engelliyor. Dün akşam da Mert Günok'la karşı karşıya kaldı. Şutunu çekti ama şans yanımızda değildi. Mert Günok kafasına çarptı top. Galatasaray'da son haftalarda böyle olunca taraftar Henry Onyekuru'ya sitem etmeye başladı. Henry Onyekuru da 6 aylığına kiralanmıştı. Sezon sonunda büyük ihtimal dönecek. Monaco daha fazla kiralamak istemiyor. Galatasaray'da satın alacağını pek düşünmüyorum. Sizin Onyekuru hakkında yorumunuz nedir? Henry Onyakuru sizce bir yıl daha kiralanmalı mı? Bu oyun Fatih Terim'in futbol anlayışını ve teknik becerisini yansıtan bir oyun oldu diyebilir miyiz Cem Bey? Salih işitmez oldu. Yani elbette diyebiliriz. Bunun Şunun için yani elde oyuncun yok. 3 tane oyuncu değiştiriyorsun. Değiştirdiğin iki tane oyuncu neredeyse oyuna hani sıfır düzeyinde katkı veriyor. Sıfır düzeyinde katkı olur mu bilmiyorum. Ona etkisiz eleman denir ama sonuçta alanı kapattığı için bir derece alır. 1, 2, 3, 4 derece yani on üzerinden... Şener ve Taylan'a işte 2-3-5 bir şeyler verirsin. Yani çünkü Emin Bayram'a daha çok verme eğilimindeyiz ya. Genç yani çocuk girdi hatası oynadı filan. Ama yani bütün bu e, seçeneksizlik içerisinde Fatih Terim'in kurduğu takım, sahaya gönderdiği takım, maç planı, stratejisi. Yani şuralarda şöyle yapalım bu da. Normalde nasıl oynar Galatasaray? Bir ilk 20 oynar. Öyle nefes aldırmadan bir ilk 20 oynar. Büyük <laughs> ihtimalle Okan Buruk da onu biliyor. İlk 15'i böyle oynattı. Ama Galatasaray bu kadroyla o oyunu yani daha önce de oynadığı o, tekrar edebilir mi? Ki. Onu bilemesin. Belki oynar, belki oynayamaz. Yani, Bunu bildiği için belki 15 yaptı. Sonra oyunu Ralentiye alalım dedi Okan Buruk. Orada da Galatasaray öne çıkmaya başladı. Olabilir ya. Yani biraz da yani stratejilerdeki öngörülemezlik e, oyunu Galatasaray lehine getirmiş. Olabilir. Peki Başakşehir Galatasaray maçında bence belki sezonun en iyi maçı demek abartı olabilir ama sezondaki en iyi Galatasaray'ı izledik diyebilirim. Kadıköy derbisi de bunların içindedir. Fakat Kadıköy derbisine tam kadro çıkmıştık. Başakşehir Galatasaray maçında oynadığımız kadro kadromuzun sadece %50'si. Ona rağmen Başakşehir'e top yüzü göstermedik. Dün akşam maçtan sonra Fatih Terim'i biraz gözlemlediğimde bu sistemi daha sonraki maçlarda da uygulayacaktır. Forvet yok diye değil. Forvet olsa da ona göre bir sistem ayarlar. Forvet'i de bu sisteme ayak uydurmaya çalışır. Peki bu sistemi siz beğendiniz mi? 4-6-0 sistemine forvetsiz sistem sizce önümüzdeki günlerde Galatasaray için daha yararlı bir sistem olabilir mi? Duhan Bey de diyor ki o da Instagram'dan yazmış. Saratçı Galatasaray'ın sol beki olamaz. Performansını eleştiriyor. Katılıyor Hemen musunuz? soru sorayım. Mesela. Asist diyeceksiniz galiba. Yok yok kimin olabilir diyeceğim. Evet. Galatasaray'ın olamazsa kimin olabilir? O mesela zaman, Volkan Bey de birine... daha iyi performans sergilemiyor muydu Serkan Bey diye yazmış. Hayır. Yaratı. Hayır mı? Ha, sergilemiyor muydu Sorusuna yanıtım. Ya kıyas hayır. yapıyor oyun eden. Bununla bunun arası. Saracci ile Nagatomo arasında. E, kıyas onların takım aynı takımlar değiller ki. Neye bakıyoruz biz yani. Ya Saracci yani, hücumda yer çekimsiz ortamda hayır. insan hareketiyle yer ortamdaki insan hareketini kıyaslayabiliyor mu? Savunması daha zayıf anlamında soruyor. Soruyu söylüyor yani. anladın. Yer ortamla yer ortamdaki insan hızını kıyaslayabilir miyiz? Ya o başka bir takım bu başka bir takım. O takımın taraftarı var, tribün önünde oynuyor. Bu takımın şu anda hiçbir şey yok. Beğenmediler dün Sarahçı'yı da ondan söylüyorum. Ya beğenmeyebilirler. Onyakuruyu beğenmedin, Sarahçı'yı beğenmedin, Şener'i beğenmedin, Taylan'ı beğenmedin. Maç 1-1 bir bir bitti. Evet. E neyi beğendin sen? Şimdi bu beğenmediklerimden ya? daha iyiler olsaydı ben bu olsa maçı alırdım. Olsa paran olsa alırsın. Emin Bayram var onu beğenirsin işte. Evet Emin Bayram Bak orada, orada Emin Bayram zaten. var, burada Gökhan İnler var atıyordu golü. Yani? Bir tanesi olgun oyuncu, bir tanesi genç oyuncu. İkisi de az süre almış oyuncular mı? Ha. Saratçı geldiğinde belki bu zamana kadar en çok eleştiren isimlerden birisi de bendim. Geldiği günden beri Saratçı rezalet top oynuyor. Pandemi sonrası önce Çaykur Rizespor maçında sonra Gaziantep maçında rezalet top oynadı. Ama Başakşehir maçında hakkını yememek lazım. Başakşehir maçında gayet güzel oynadı. Nagatomo'dan iyi mi diyebilir miyiz? Bence çok fazla değil. Nagatomo ile eş değer tutulabilecek seviyede. Nagatomo'nun defansif yönü biraz daha fazlaydı. Saracchi'nin de hücum yönü. Bir de ben Lines'e değinmek istiyorum. Lines dün akşam harika top oynadı. O da uzun süre top oynamamıştı. 6 ay kadar lisans çıkarılmadı. Sonra lisans çıkarıldıktan sonra da es eski formuna bir türlü kovuşamadı ama Başakşehir maçında harika oynadı. Onun da hakkını vermek lazım. Mariano'nun da bu sene sözleşmesi bitiyor. O da Brezilya'ya dönmek istiyordu ama kararsız. Sizce Mariano giderse onun boşluğunu Lines kapatabilir mi? Az süre almış oyuncular. Ya oyun böyle bir şey. Yani bu sen benim oyuncum değil, onun oyuncusu değil, bunun oyuncusu değil. Ona sen karar veremiyorsun ki. Keşke senin istediğin gibi olsa. Sen normalde zaten ee, bu sene Liverpool'u, geçen sene Barcelona'yı, bir önceki sene Bayern Münih'i tutuyordu. Yani o arkadaşlar. Oyuncu tuttukları için, onlar bu takımları... Yani kendi takımlarıyla münakaşa eden taraftarlık kültürü, önce kendi şeyini, yani her ağacın kurdu kendinden olur denir ya, önce kendi yapısını, kendi içindeki, kendisine yakışmadığını düşündüğü bir şeyle kemirmeye başlıyor. Yani... E gelirken öyle demiyordun. Geleceğin 20-30 milyon euroluk oyuncusu diyordun Saratchi'ye. Öyle ancelemiştin ince ele mi dokumuştun? Şimdi de. pozisyon E şimdi ben de diyorum ki senin bu takımda senin tahmin ettiğin gibi bir oyunu oynayabilmesi için bu takımın <laughs> bir e organizasyon şeması olması gerekiyor. O organizasyon şeması içinde de hani Saratçı ilk gördün ya uçtu gitti birkaç tane maçta. Hmm. Öyle bir takım organizasyon. Dostlarım videomuzun sonuna geldik. Spor Manşet programında Cem Dizdar'la birlikte Başakşehir Galatasaray maçına yorumlamaya çalıştık. Beni bu dakika kadar dinlediyseniz gerçekten teşekkür ederim. Videonun aralarına girip videonun akışını bozduysam özür dilerim. Youtube politikaları sebebiyle bunu yapmak zorundayım. Eğer Galatasaraylıyım diyorsan, eğer her haberden haberdar olmak istiyorum diyorsan kanalımıza abone olmayı unutma. Galatasaray hakkındaki son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini bu kanalımızda öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.